Balıkesir'den herkese selamlar. Türkiye'nin en güzel şehrinden. Herkese merhaba. Memleketimi övüyorumdur. Bugün Balıkesir'i geziyoruz. Hem de Balıkesir'de nereye gidebilirsiniz, ne yiyebilirsiniz özellikle? Size bunları göstermeye çalışacağız. Çalışacağız, evet, hava böyle. Ne kadar becerebileceğiz bilmiyorum. O zaman son 2, 3, 4. Balıkesir çifte tanesiyle hızlı bir giriş yaptık. Pideli paça çorbası. Şimdi bunun üstüne maydanoz mu açacağız? Bunu ben şimdi kaşıkla mı yiyeceğim, çatalla mı yiyeceğim? Bu arada bu bizim kahvaltımız. Hadi bakalım. Kaşıkla yiyeyim bari. Güzel aşkım, ben severim ama böyle tatları. Sen biraz yemekleri görüntüsüne göre değerlendirdiğin için. Sakın biber yeme. Çok mu acı? Çıkar aşkım. Çok acısa çıkar ağzından. Tadına bak. Zehir gibi. Denenebilir lezzet. Ya böyle lezzetten 4 kişi oluyor musunuz? Bence olmuyor. Kıyamet. İki az pideli 120 TL kanat lokantası. Buranın en eski, en meşhur lokantalarından bir tanesi. Paşalı'nın caminin karşısında. Bakın, şurayı göstereyim. Pazar günleri de açık. Şimdi ne yiyeceğiz? Öşmerim yiyeceğiz. Öşmerim. Hadi gel. Sargın öşmerim. Kolay gelsin. Hangisini yiyelim? Ne yiyelim? İnek ve koyun mu var? Ya küçükten deneyelim. Yiyelim. Gel aşkım gel. Ne? Yağmura çıkarttırıyorsun beni ya. Aman erimsin. Kamera var. Bari kamera düşün. Hadi beni düşünmüyorsun da. Sargın öşmerim. Tanesi 10 TL. Şimdi hoşbeğenimizi aldık. Balıkesir'in gururu Balbox'ta. Yanına çay alıp, çay ya da kahve alıp içeceğiz. Balıkesir Belediyesi Ulusal Çay Kahve Servisi Balbox. Dünyayı peşinde gezdiren firma. Bakın ikiye ayrılıyor. Bir kahve yeri var, bir de çay yeri var. Buraya. Çay yeri ne oluyor? Şimdi içerisi ciddi anlamda kalabalık. Herkes içeri kaçmış da ondan. Şu tarafa geçsek. Hadi öyle yapalım bari. Bakın fiyatlar yazıyor. Kaşarlı tost 28 lira. Filtre kahve 20 lira. Brownie cake 25 lira. Tiramisu 35 lira. Bayağı uygun. Ne kadar şimdi bu çay? 7,5 mu? Bu çay 10 TL. Cam bardak olduğu zaman 7,5 TL. Bu double diye geçiyor. Filtre kahve falan 20 lira. Ben yanlış mı gördüm bilmiyorum ama 20 lira falan. Hoş mu erim? Hoş erim. Hoş hanım diyeceksin. Ne alaka? Öyle miymiş? Öyle diyorlar. Hoş erimin isminin çıkışı. Bir kadının kocasına tatlı yapmış, sonra demiş ki hoş mu erim demiş. O da demek ki hoş demiş ki buralara kadar gelmiş tatlı. Her şehrin hoşmerimi var, böyle yapmayın. Bu hoşmerim Balıkesir için. Oradan buradan çıkıp yok şu hoşmerim, yok bu hoşmerim demeyin. Ne alaka ya? Öyle. Hoşmerim Balıkesir'in, hele kendine hoşmerim uydurmuş. Güzel bu arada. Mesela Bey Pazar hoşmerim diye bir şey var. O da uydurmuş. Ama güzel. Uydurmuş ama bununla alakalı, bundan daha güzel şimdi onu söyleyeceğim. Güzel de adı niye hoşmerim? Başka bir şey koydum ben. Abi o zaman şöyle, Beypazarı'nda bir asker savaştan gelir, eşi bir tatlı yapar, hoşmerim der. Orada da hoşmerim der, burada da hoşmerim der. Hoşmerim olur ya. Yani. Kuvayi Milliye Müzesi'ne geldik Balıkesir. Kuvayi Milliye Müzesi. Giriş ücretsiz. Balıkesir Saat Kulesi'nin hemen yanında. Haftanın her günü 8.30'da akşam 5.30'a kadar açıkmış. Kolay gelsin.
Şimdi Balıkesir Kuvayi Milliye şehri olduğu için Kuvayi Milliye der değil mi? Akla Balıkesir geliyor. Yüzbaşı Kemal'in üniformalı şapkası. Aa, bu nasıl bir yüzbaşı rütbesi ya? Normalde yüzbaşı 3 yıldız olur ama 2 yıldız artı 3 tane şey var yanında. Burada da jandarma komutanı Alay Bey, Albay Rıza Bey'in üniformasıymış. Bu çok güzel aşkım. İkinci Meşrutiyet döneminde mebuslara meclis tarafından verilen Vehbi Bolak'a ait harika nişan diyor. Nişana bak aşkım. İşkence kamçısı. Çok tuhaf. Ucundaki ağır bir şeye benziyor. Taş mı? Taş gibi sanki. Hedremit kaymakamlığı yapmış Köprülü Hamdi Bey. Mondros mütarekelerinde Osmanlı'nın ordusu zaten dağıtılmış. Silah cephaneleri her şeyine el koyulmuş. Köprülü Hamdi Bey de bir Akbaş baskınını gerçekleştiriyor. 20 bin sandık cephaneyi, 8 bin Rus tüfeğini, 40 Rus mitral yüzünü bir gecede Anadolu yakasına kaçırıyor. Gavur İmam çetesi tarafından 17 Şubat günü Biga'da 5 bin İngiliz altını uğruna haince öldürülüyor. Ve kaçırılan cephane de düşmanın eline tekrar geçmesin diye Dramalı Rıza Bey tarafından Biga'da havaya uçuruluyor. Saat ötüyor. Saat kaç? 12. Aa, sadece 12'de mi ötüyor çalıyor? Bilmiyorum ki, her saat başım acaba. İlk kez duydum. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimi and içerim. Gözlere bak ya. Anam bu ne? Vay. Böyle bir şey beklemiyordum. Böyle mi atacağız? Şuna ayak parmakları herhalde. Değil mi? Çok tuhaf. Serçe parmağı kaybolmuş. Vay. Aslında bu şey çatıda biriken oluklardaki suyu aksısın diye zaten ağzı delik karşı görünüyor. Bir de mitolojik öğelerden yapıyorlarmış bunları. Onda şeye inanıyorlarmış. Geceleri gündüzleri taşlaşan, geceleri de yeniden canlanan varlıklar olduğuna inanıyorlarmış çörtenleri. Evet, müzeden çıktık. Balıkesir'e geldiğiniz zaman kesinlikle uğramanız gereken yerlerden birisi. Evet. İyi ki gelmişiz ya. Ücretsiz oluşuyla falan. Yani belki çok fazla bilmediğimiz kahramanların kahramanlıkların hikayelerini görüyorsunuz. Hem de üst katında da etnografya müzesi var. Aşkım ben... Ben çıkmıyorum. Ben çıkmıyorum. Ver şunu. Eskiden bir şemsiyenin altına sığardı, şimdi sığamıyoruz. Baksana beni dışarıda bırakıyoruz aşka. Aa, sen de biraz çabala canım ya şu altına girmek için. Saat kulesine gidiyoruz. Delirdim, sabahtan beri yağmur yağıyor. Bu ne be? Şöyle şemsiyenin altından göstereyim. Ötecek şimdi ama. Kaç dakikası var? 10 dakikası var. Balıkesir'in simgelerinden olan Saat Kulesi'nin önündeyiz. Bu kule 1827 yılında yapılmış. Daha sonra bir depremde yıkılmış ve yıkıldıktan sonra 1901 yılında yeniden yapılmış. Aha. Bu kadarcık mı? Az daha öteydi. O kadar bekledik. Atatürk evine geldik. Şimdi bu evin içine gezeceğiz. Şöyle çevre düzenlemesi falan çok güzel olmuş. Anıtkabir'in minyatürü gibi aslanlı yol yapmışlar. Yağmur durdu. Hava şuradan biraz gökyüzü kendini göstermeye başladı. Bura mı girişi, arka taraf mı? Arka taraf. Balıkesirli olarak Ezgi'yi ben gezdim arkadaşlar bu gezide. Evet. Balıkesirli olan benim yani Ezgi. Ankaralı kesinlikle değil. Yani şu turda gezdiğimiz hiçbir yere ben daha önce gitmedim. Heykelimizi İranlı bir heykeltıraş yaptı. Afşin Esfandiyari adında. Genelde insanlar balmumu ile karıştırıyor ama heykelimiz silikonla yapılmıştır. Silikon çünkü balmumuna göre daha gerçekçi ve daha dayanıklı olduğu için silikon tercih edildi.
daha görkemli, gösterişli gözükmesi amacıyla da Atatürk'ün normal boyundan 6 santim daha uzun yapıldı. Normalde aslında Atatürk'ün boyu 1.74, heykelimizin boyu ise 1.80'dir. Vay be. Bu halini çok görmüyoruz bak bu bıyıklarıyla. Farkında mısın? Aynen. Buraya gelen tam anlamıyla Atatürk'ün hayatını detaylıca öğrenip gidebiliyor yani. Ezgi yukarı bak. Şehitler ana alanımız. Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele yıllarındaki şehit düşmüş Balıkesirli askerlerimizi temsili künyelerinden oluşan bölüm ve alt ve üst kısım olmak üzere toplamda 10.000 adet künye kullanıldı. Yani 10.000 Balıkesirli şehidimizi anladığımız bölümde diyebiliriz. Mermi kovanlar üzerine Kuvayi Milliye kahramanlarımız işlendi ve toplamda 20.000 adet G3 mermi kovanı kullanıldı. Buradaki haritalarımızda orijinalden kopya, en üstteki haritamız 10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması'na göre düzenlenmiş haritadan kopya. Renkli olan alanlar ise o dönem paylaşması planlanan alanları, toprakları ifade ediyor. Son gelirken Doğa Tepes Yamağları bu zafere şahit olur. 1 Eylül'den 3 Eylül'e kadar silahlanarak düşman peşine düşen müfrezeler Sındırgı'yı 2 saatlik çarpışmayla düşmandan kurtarır. Burada dijital bir ekranımız var. Kuvayi Milliyecilerimize ait kartlarımız bulunuyor ve kartlarımızın her birinin üzerinde farklı Kuvayi Milliyecilerimizin isimleri yer alıyor. Merak ettiğiniz bir kişi olursa kartımızı beyaz bölümden okutarak ve gri alandan da yönlendirerek bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Yeni nesil müze gibi yani. Evet. Tarih Lisesi'nden Çanakkale Savaşı'na katılan öğrencilerimizin anısına yapıldı bu sınıf. Balıkesir Lisesi'nden Çanakkale Savaşı'na toplamda 100 öğrencimiz, 100 gönüllü öğrencimiz katılıyor. Ve 87'si şehit düşüyor. Panomuza yer alan isimlerde şehit düşen öğrencilerimizin isimleri ve okul numaraları. Sıramızın boş olmasının sebebi de yine temsili olarak 1914 ve 1916 yıllarında mezun veremediği için Balıkesir Lisesi sıralarımız temsili olarak boş. Çocuğunu bekleyen anne. Ah oğul, sen de biliyorsun. Ağlıyor gibi şu an duygulandım. Evet. Oha. Yağmur yağmıyor. Çok da. Bu kısımda Atatürk'ün Balıkesir'e yapmış olduğu ziyaretler bulunuyor. Toplamda 8 defa şehrimizi ziyaret etmiştir. İlk ziyaretini 6 Şubat 1923 tarihinde eşi Latife Hanım'la gerçekleştirir. Bu tarihte Atatürk'ü Balıkesir halkı o kadar çok sahiplenir ki sırf ayaklarına tozlar değmesin diye evlerinden halılar, kilimler getirirler, Milli Kuvvetler Caddesi'ni süslerler, ardından coşkulu bir şekilde şehrimizde karşılanır. Çok önemli bir ziyareti de 3. ziyaretidir. 13 Haziran 1926'da Atatürk şehrimize tekrar gelir ve bu ziyaretinde o dönemin İzmir valisi tarafından bir telgraf alır. Telgrafta Atatürk'e karşı bir suikast haberini söylerler fakat kendisi programını değiştirmeyeceğini ve İzmir'e gideceğini söylüyor. Onu burada tutabilmek için de Balıkesir Belediye Başkanı Hayrettin Karan, bu arada kendisi de eski bir Kuvayi Milliyecidir, bir balo düzenliyor. Gecesinde baloya katıldığı için suikasttan kurtuluyor. Eğer suikast gerçekleşseydi tarih 1926, ülkemizde birçok yenilik ve devrim yapılmayacaktı. Asıl amaçları da buydu. Görmüş olduğunuz Savaran Hayatı'nın maketidir. Atatürk'ümüzün son ziyaretini 24 Haziran 1938 tarihinde hastalığın iyice nüksetmesinden dolayı doktorlar ona deniz havasının iyi gelebileceğini söylemiştir. O da Erdek ilçemizin Cura koyuna kadar Savaran Hayatı ile gelmiştir. Fakat hastalığından dolayı yattan inememiştir. Burada Atatürk'ü çocuklar karşılıyor, onların sorunlarını dinliyor. Hatta onlara sorular soruyor. O kadar zeki, uyanık cevap veriyorlar ki buradan ayrılırken şu cümleyi kullanıyor. Hayatımda yaşadığım en mutlu, en güzel anlardan birini yaşadım diyor. Görmüş olduğunuz sandalye Atatürk'ümüzün eşi Latife Hanım'ın Gökçeaz köyünde bizzat oturmuş olduğu sandalyesidir. 100 seneliktir, hala günümüze kadar da korunmuştur. Bu alanda ise mini bir kütüphanemiz bulunuyor. Aynı zamanda almış olduğumuz ödülden de bahsedeyim size. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödülünü Karesi Belediyesi olarak Karesi Atatürk Evi projesinde almış bulunmaktayız. Atatürk'le evet dijital ortamda bir fotoğraf sahibi olabiliyorsunuz. Bu her vatandaşımıza ücretsiz, dilerseniz deneyimleyebiliriz. Tamam mıyız? Tamam.
Şimdi bunları başlıyorum. Evet, işaretli alanlara geçiyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Şuraya bir tane bulut kalmadı ya. Havanın ne güzel açtı ya. İlk başta ıslandık. Atatürk evinden çıktık. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir müze. Teknolojiyle yani tarihi tam olarak birleştirmişler. Çok da güzel olmuş. Çalışanları da çok samimi. Evet, herkesin eline sağlık. Güzel. İlgililer. Yani şu ana kadar gezdiğim müzelerin içinde en ilgili personeller diyebilirim açıkçası evet. Yani. Mesela özellikle işte küçük çocuğu olanlar falan özellikle buraya getirip Atatürk'ün hayatı, yaptıkları, o savaş yıllarını falan anlaması için hem de teknolojik böyle ekranlar olduğu için daha güzel anlayacağı bir yer. Mutlaka buraya gelinmeli bence. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bir Balıkesir tiriti yiyelim dedik. Evet. Tirit yiyeceğiz. Tellioğlu Susurluk yolu üstünde. Bakın. Sel geldi ama havaya bak şimdi. Gayet güzel. Kamera düşüyormuş şöyle. Tellioğlu Değirmen Restoran. Tiri dinle bandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım. Balıkesir'in tiri de meşhurmuş arkadaşlar. Biz de Balıkesir merkezi yerleştikten sonra öğrendik yani ben. Bir de Balıkesir'in Özelhisar ayranı var. Evde yaptığınız yoğurttan ayranlar oluyor ya, aynı onun lezzetinde. Zaten de yoğurttan yapılıyor. Diğer ayranlar gibi sütten yapılmıyor. Çok lezzetli. Ben başka ayran içemiyorum şu an. Buna alışınca Balıkesirliler başka ayran içmez. Lezzeti İskender'i andırıyor ama eti farklı. Evet. Tereyağısı da gerçekten güzel bir tereyağı. Eti de güzel. Ağızda ölüyor. Evet. Güzel. Çok iyi. Bu arada üstünde buradan geçerken buraya uğrayabilirsiniz. İlk defa biz de burada yiyoruz. Biz öyle küçük çaplı bir araştırma yaptık. Balıkesir'in lezzetleri nerede, ne yiyelim diye. Tirit açısından burası öneriliyordu, Tellioğlu. Bu arada biz bunu az porsiyon söyledik. Ama ona rağmen bayağı doyurucu olacak gibi duruyor. Ayran olalı, böyle içilmedi. Milli içkimiz ayransa... Bunu bayrağın taşıyan da özel hisler olmalı. Bir de kabak tatlısını önerdiler buradan. Böyle. Çıtır kabağa benziyor görüntüsü. Nasıl? Güzel değil mi? Şey ama böyle çok sanki kabak tatlısından farklı bir şey yiyormuşum gibi evet. Hissettim. Ben böyle kabak tatlısından büyük büyük dilimle böyle iç yumuşak. Kesinlikle. Tam böyle kabak tatlısı tadının geldiğinden çok seviyorum. Manda kaymağı olacak. Pütahya'da yediğimiz efsaneydi. Baksana. Of. Yok böyle bir lezzet. Şimdi Tellioğlu Değirmen'den çıktık. Fiyatları söyleyelim. Tirit 180 lira bir porsiyon. O bizim yediğimiz dediğim gibi az azdı. Kabak tatlısı 70 lira, ayranlar da tanesi 35 liraymış. Yani? Toplamda 320 lira verdik ikimiz. Tirit 180, kabak tatlısı 70, ayranlar da 35 lira. Meşhur Balıkesir kaymaklısı. Evet, bir Balıkesirli olarak bunu da bu sene öğrenmiş olarak. Bunu daha önce yedim ama. Böyle bildiğiniz börek gibi göreceksiniz zaten ama şerbetli bir tatlı hamurdan, yufkadan yapılıyor. Hadi girelim. Burayı önerdiler, yıkılmaz meşhur Balıkesir kaymaklısı. Valla biz kaymaklı yemeğe geldik. Tamam. Höşmerim nasıl? Höşmerim koyu üstüne. Bu Balıkesir kaymaklısının içindeki ne kaymağı? Manda kaymağı. O da manda kaymağı. Bir tane kaymaklı alalım, bir tane de höşmerim. Hepsi çeksin. Kaymaklısı, bu da höşmerim.
Bu kaymaklıyı yapan köyler falan var mı hala? Yok. Benden başka köy yok tatlı. Sadece burada yiyebiliyorsun. Yani dedem 84 yılında bu tatlıyı Balıkesir'e getiriyor. Her köyde yapanlar var ama yani ticarete dökemiyorlar. Bir de artık yaşlılar yani. Anladım. Kendilerini mi yapıyorlar? Yani sana... Kendilerini yapıyorlar. Dedem öğretti size? Tabii. Dedemden geliyoruz. Meşakkatli bir tatlı. Aslında yapımı kolay. Evet, kolaymış gibi gelmişti. Yufkası bunun manda sütüyle yoğuruyoruz. Öyle mi? Tabii. Yine aynı. Çünkü makine yok yani bizde. Yine bayanlar, kadınlar var köyde. Yine tek tek açıyor. Hamurunu çok güzel. Manda sütüyle mi yoğuruyoruz dediniz? Tabii, manda sütüyle yoğuruyoruz hamurunu. Manda yetiştiriciliği mi var köyde? Şu ondan anda yaklaşık 800-900 manda var yani. Hadi ya. Çok iyi. Mesela Balıklı köyü var, orada 2500 yakın var. Mesela orası safari gibi oluyor. Zaten Balıklı, Yakupköy, bir de Halalca. 3 köyde var manda. Başka yerde yok. Tatlıları gömdük. Hem de ne gömdük. Türkiye'de yapan tek kişinin kendisi olduğunu söylüyor. Aynen. Manda Furkan kaymağı. Adı. İyi bir arkadaş. Zaten Balıkesir merkezinde alternatif yok yani. Evet, yok. Tek. Olanlar da kötü. Bunun kaymağı falan gerçekten boldu ve gerçek evet. Bir manda kaymağıydı. Kaymaklı bir porsiyon işte manda kaymaklı hoşmerim. 2 çay, 200 lira verdik. Balıkesir için bence bu ilginç bir bilgi. Balıkesir'de kokoreç niye meşhur? Çünkü Balıkesir'in kuzusu meşhur. O yüzden mi? Aynen öyle. Balıkesir'in kuzusu meşhur olduğundan dolayı doğal olarak bağırsağı da meşhur, doğal olarak kokoreç de meşhur. Arkadaşlar Balıkesir'de gerçekten çok iyi kokoreççiler var. Şimdi biz de onlardan bir tanesine kokoreç yemeye geldik. Balıkesir videosunu bir kokoreçle kapatıyoruz. Aynen öyle. Hadi bir gömelim bakalım kokoreç. Kokusu gelmeye başladı. İnşallah kalmıştır. Vallahi ben kızarmış olsun istiyorum. Normal kıyım olsun. Üç parça. Sen? Benimki de iyi kızarmış olsun. Yarım. Yarım. Ekmek gevreyebilirse çok iyi olur. Aynen. Heyecanlandım. Hadi bakalım. Hiçbir yediğim şey de bu kadar heyecanlanmıyor. Demirtaş kokoreç, fiyatı da söyleyelim, yarım 120 TL, toplamda 280 lira hesap ödedik. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı, güzel bir video olmuştur. Balıkesir'e video izleyen herkesi bekliyoruz. Balıkesir'e geldiğinizde merkezde buralarda yemek yiyip size gösterdiğimiz yerleri gezebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.